bir moda çıktım evvela ben yapardım. Öyle güzel giyinmeyi severdim. Ve yapardım. Öyle normal bir hayat yani öyle bir şey bilgisiz. İki çocuğum olunca kadar tarikatın tesisini duymamışım. Mevlütlere gidiyorum böyle, o koğuşuma gidiyor o zaman. Bana da diyorlar ki, hadi sen de oku, ihlasları oku bana. Ay ben ne seviniyordum, bana ihlasları oku diyorlardı. Men talebeni vecedeni. Kim isterse Rabbini bulur. Babasının vefat etmesiyle üzerine düşen mesleki sorumluluk kendini bulma yolculuğunda Canan arayışına vesile olacaktır. Biz de esnaftık çarşıda, ada pazarında. Annem gelirdi İstanbul'dan, kalay alırdı. Kalay almaya gidince camileri dolaşırdım. Babası ölünce bir üzüntü gelmiş kendine. Demiş ya bu dünyada babam öldükten sonra ben de öleceğim. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra demiş Allah yoluna gireyim, ibadet yapayım, insanlara yardım edeyim. Felsefem oldu demiş yani. Ben demiş bir yere gireceğim ama dini öğreneceğim ama benim öğrendiğim din insanlara faydalı olsun demiş. Öyle girmiş annem bu işe. İstanbul'a geldiğim zaman çok şey aradım. Şeyhi çok aradım. Şeyh arıyoruz ama ben evvela bir şeyhte kusurunu arıyordum gittiğim zaman. Bakayım ne var? Kusuru ne var diyerekten. Kabullenmedim. Yani onu hiçbir tanesine. Muhakkak bir kusur buldum. Aa, o kadınla oturuyor. Öteki bir şey istedi. Belki ya, falan filan. Bir gece rüya gördüm. Şöyle şu boy böyle yeşillik, buğday şeyi gibi, tarlası gibi 100 metre kadar ileride iki kişi ayakta duruyor. Yanımdaki arkadaş bana karşıdaki yeşillikte duranları bu hoca dedi, hoca diyor. Ondan sonra işte neyse o öyle uyandım, rüya bitti. Aradan epey zaman geçti. Arkadaşım bir, ben dedi, bu çocukları dedi, burada dedi, hafızı okuttum dedi. Dönen hoca efendinin dedi, hanımınla dedi, arkadaşlık yaptık dedi, bir mahallede. Ona gelmişken gidelim dedi. Kapıyı vurduk, hoca efendi çıktı. O da aynı rüyamda gördüğüm gibi beyaz şey var, gömlek var üzerinde, üstünde de ceketi var. Açtı kapıyı, buyurun dedi, içeri girdi. Bizi yan tarafında bir oda var böyle, oraya aldılar. Allahu Ekber. Oturduk oraya yan yana. Bir divan var divanda. Ben böyle oturuyorum. Rüyadaki gibi aynı oturuş. Yanındaki bana dedi ki, Sultanahmet de dedi, kendisi imamdır falan dedi. Ben de o meyanda sık sık geliyorum kalay almaya. Hem alışveriş yapardı annem. Gittiği zaman da annem camileri çok severdi. İstanbul'da büyük camileri, ulvi camilere gezmeye başladı. Bir gün geldim. Camide bulunuyormuş mübarek. Sultanahmet Camisi'ne geldim. Vaaz'da Gönül Mehmet Efendi'yi görmüş. Ona bir yakınlık duymuş. Sevmiş. Aa demiş bu da benim babam gibi ne güzel demiş. Girdik öyle bir tahta var böyle. Oraya oturduk. Ben de yanına oturdum böyle. Hoca Efendi de girdi. Girdi hemen kapıyı kapatmadı. İyi dedim kapıyı kapatmadı. Şeyhlerde arıyorum ya ben, suç arıyorum ya, kapıyı kapatsa suçlu olacak. Kapıyı kapatmayı.
Gitti dolaştı dolaştı. Geldi içeriye. Daha gelir gelmez hay hay dedi bana. Hay hay dedi böyle. Anladım. Halbuki ben bir şey bilmiyorum. Bir anlattırıyorlar istedikleri zaman. Hay hay dedi. Yani evlatlığa kabul ettim. Çıktık dışarı. Diyeceğim ki efendim ben Adapazarı'ndan geldim. Adapazarlıyım. Yani münasipse ben ders istiyorum. Beraber girdiğimiz arkadaş çıktı, ben de çıktım işte. Ayakta konuştuk. O giderken ona güle güle hanımefendi dedi. Bana da döndü. Güle güle kızım, güle güle evladım dedi. Anladım ki beni evlatlığa kabul etti. Ve men vecedeni arefeni. Kim Allah'ı bulursa onu tanır. Cananını ararken bir yandan da Allah aşkı olgunlaşıp kalbine düşmektedir. Dünya zevklerinin güç ve kudret ışıklarının yanıp söndüğü hayatında yeni bir sayfa açılır. İlk zamanlar daha çok hep iş için geldiğim zaman gidiyordum. Sık sık da geliyordum o zaman. Gidip geliyordum. Sonra tabii kesildi her şey. Yalnız kendi için. Anlatırdım Hüseyin anne. Kızım işte eski kışlar, İstanbul'un kışları. Şimdiki gibi ulaşım vasıtaları yok. Sırtımıza gazeteleri koyardık. Üşümeyelim diye. Ondan sonra yola çıkardık. Erkenden işte birkaç kişi Adapazarı'ndan kim geliyorsa. Ama hocamızın camisine yetişirdik Allah'ın izniyle diye. Beni bu çok etkiledi açıkçası. Çünkü mesafeler kısalıyor. Bir amacınız olduğu zaman. Özellikle manevi ve dini bir amacınız olduğunda uzun mesafeler bile sizin gözünüzde kısa gözüküyor. Ben de bu arada düşünmeye başladım böyle. Ya dedim bu annem, bu hoca efendi ne gördü ya Rabbim diyorum. Gidiyor geliyor. Allah Allah. Ben de bir şey huzur etmeye başladım böyle. Ondan sonra işte annem devamlı gelmeye başladı. Bu sefer annem gelmeye başlayınca anne dedim, pazar günü dedim, ben de geleyim bari. Biz pazar günleri muhakkak 6, 7, 8 tane camiyi gezerdik. Hoca efendinin her camide cemaati vardı. Bir gün dedim ya hocam dedim yani bütün camileri ne geziyorsunuz siz dedim yani bu yaştasınız. Çünkü çok yoruluyordu, biliyordum halini. Sonra da anlarsın onu dedi. Şimdi bir şey diyemem ben sana. Ama sonra anladım ki, şunu anladım. İslam fakirlik vardı. Araba yoktu. Onun için gördüm ki hoca efendi insanların ayağına gidiyormuş hizmet vermek için. Ve men arefeni ehabbeni. Kim beni tanırsa sever. Sevmek en kamil ifadesini ilahi olanda bulur. Sevgi onu sükuna erdiren, yaralarını iyileştiren bir kuvvettir. Sonra geldim yine hocamıza, camileri geziyoruz. Dedim efendim hoca gönderiyor dedim, git diyor dedim. Ama 7 sene ağladım ben gideceğim hacca diyor. Arabalar görüyor Beytullah'ı ben göremiyorum diye ağlıyordum. O zaman hep arabalar gidiyordu. Seni hacca göndereyim. Herkes bize güler. Olur mu diyordum, herkes bize güler. Borcumuz var, harcımız var. Şimdi nereden çıktı bu? Ben gitmem diyorum. Diyorum ki bir de o zaman da derdim diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah kulun kusuna bakmıyor. Ben o kadar reddediyorum ki ama şiddetli reddediyorum. Cenab-ı Allah'ın yani ben olsam gitmezsen gitme be derdim. Cenab-ı Allah bakmadı benim kusuruma gönül. Olsun diyor şimdi, olsun diyor. Adam evi diyor, kirayı veririz diyor. Şey yapıyor, ben şahitim, ben gönderiyorum seni diyor. Hayır olmaz gitmez. Bana böyle yaptı. Daha ne istiyorsun dedim madem seni. Hacı gönderiyormuş efendi dedi bana. Ama dedim olur mu efendi dedim. Dünya kadar borcumuz var, herkes bize güler yani. O işte borca bakmaz dedi. Sonra da yani ona bozmuş meğer. Gönderen kendisiymiş. Rabbim nasip etti, Kabe'ye gittik arkadaşlardan. Onlar biraz yaşlıca ama
Biz o zaman işte genç, 40 yaşlarında falan koşuşturuyoruz oradan. Arkadaşlar dediler ki, yarın sabah biz çay içeceğiz sizden. Diğer bir arkadaş da, ben yaparım dedi. Onlar sabah namazını kıldılar, şeyde, Kabe'de sabah kıldılar, geldiler. Geldiler oradan ki baktılar şey istiyorlar, yani hazır, arkadaş söz verdi ya, hazır sofra istiyorlar. Hazır sofra falan yok, geldiler, hepsi birden böyle, dediler nerede hani şey sofra? Ben de o sabah gidemedim, rahatsızdım. Sabah namazına gidemedim yani ben. Ondan sonra, nerede sofra? Dedim ki, ben size demedim ki dedim, yani ben size söz vermedim. O zamandan kendimiz götürürdük her şeyi. Hemen ben dakikasında ne varsa hepsini çıkardım. Ne yeniyorsa, peyniri, zeytini, her şey var o zamanlar yanımızda. Hemen koydum onları, çayı koydum. Onlar da oturdular. Ama ben o kadar doluyum ki, beni öyle fena yaptılar, haddinden fazla üzüldüm. Neydi o kadar üzülmek bilmiyorum. Şimdi olsa ben ondan bir tane söylerim, 10 tanesini kalkar giderim. Ben yavaş çocuk hemen kapıdan dışarıya attım kendimi sokağa. Sokağa atar atmaz etraf o kadar şey ki, sessiz ki sabah namazından sonra. Hiç kimse sokaklarda çıt yok, kimseyi bulamazsın. Yok öyle. Şimdi ben öyle sessiz de buldum ya sokakları. Allah ben bir ağlamak ama aklım almaz, bağıra bağıra ağlıyorum. Bu kadar çok sokaklarda, o kadar üzülmüşüm. Beni azarladılar diye. Neyse gittim. Beytullah gitmişim, herhalde tavaf etmişimdir. Tavaf ettim falan, işte oturdum. Sonra evdekilerin hepsi geldiler. Sonra bir de içimizde yabancı vardı. Bana dediler ki, yani çok hakaret ettiler sizi. Der gibi öyle konuştular. Hemen dedim ki onlara, hayır, orada dur. Suç bende dedim. Benim dedim bu sabah Kabe'ye gidip namaz kılmam lazımmış dedim. Ufak bir hastalıktan gidemedim yani hastalık. Suç bendeydi, Cenab-ı Allah tokat vurdu bana. İlla sabır. Her yerde sabır, her yerde. Ondan sonra bir de baktım böyle sol tarafımızdan hocamız geliyor. Gönel Mehmet Efendi Hazretleri geliyor oradan. Geldi o gruba yanına. Gruba sesleniyor. Ha dedi böyle yaptı. Siz dedi şimdiden sonra Adapazarlı'yı tutamazsınız. Artık o dedi yolları öğrendi. Şimdiden sonra her sene gelecek dedi. Bir de yine aynı yer sene. Ötekiler yaşlı yine böyle kahvaltı sofrasındayız. Yendi, içildi falan. Ben yine ayaktayım. Yendi, içildi. Biraz gevşediler, sohbete başladılar. Birbirine diyorlar ki, yani 50'nin üzerinde falan konuşanlar. Diyorlar ki, sen gençken birini sevdin mi? Konuşuyorlar sevgi hakkında. Ona bir şey söyle, onu bir şey söyle. Şimdi ben de gene öyle, dedim. Utanmıyor musunuz koskoca kadınlar? Ya neredeyiz biz dedim şimdi. Nerede ne konuşuyorsunuz be dedim. Ya onlar Allah aşkına sevdin mi? Neredeyiz biz dedim. Siz ne konuşuyorsunuz? Onlar bir çıkış yaptı. Onlar benden büyük ya. Ben de küçük. Yani. Güldüler de dediler ki. Yok dediler senin bir de gibi. Ne dedim benim bildiğim. İşte duyuyorum da işte dedim. Duyuyorum işte dedim. Aşktan baş, sevgiden bahsediyorsunuz dedim. Dediler ki, Cenab-ı Allah sevgiyi evvela kullarda birbirine tattırıyor. Cenab-ı Allah sevgiyi ve ondan evvel diyor bilmiyor insanlar. Yani oldun 10 yaşında, 11 yaşında ama sevgi, her şeyi seviyorsun ama hakiki sevgiyi, aşkı bilmiyorsun, aşk yani, hakiki aşkı bilmiyorsun. Ve dediler, İnsanlar birbirinde sevgiyi anlıyorlar. Sonra o sevgi Cenab-ı Allah'a dönermiş. Ve men ehabbeni aşakani.
Kim beni severse bana aşık olur. Aşk bir yola koyuluştur. Bir manada sevgiliyle buluşma, sevgilide eriyip yok olma arzusudur. Hocamız sağlığında her sene Müzeyyen Annenin davetiyle gider Adapazarı Orhan Gazi Camii'nde meyve okurdu. Biz de Müzeyyen Anne tabii orada Adapazarlı olduğu için ev sahipliği eder. Bütün buradan giden konukları evinde ağırlar. İşte bir gün hatta kalır, işte kurbanlar kesilir, yemekler verilir. Kalabalık bir katılımla orada bir mevlüt programı organize ediliyordu. Hocamızın sağlığı boyunca her sene bu şekilde gerçekleşti. İlk Hoca Efendimizin Adapazarı'na gelişi benim düğünümle beraberdir. Biz düğünümüz Hoca Efendi'yi çağırdık. O da bizi kırmadı, geldi. Kendi okuyordu Mevlid'ini, he. Tabii ki Mevlid'e diye çağırıyorduk onu, Mevlid diye ama... Yani gelmesi için yani. Ben de istiyordum ki herkes görsün hocamı. Adapazarı'nda madem bunu sana çok kalabalık oldu, büyük izlem oldu Orhan Cami'de. Madem dedi ki ya... Hoca Efendi bu kadar cemaat seviyor. Adapazarı halk bu kadar seviyor Hoca Efendi, Gönül Mehmet Efendi'yi. Annem dedi ki ya bu sefer dedi, biz de her sene de Orhan Cami'de... Mevlid yapalım dedi. Hocamız dünyasını değiştirdikten sonra bu çalışmalara biraz ara verildi ve bu mevlüt etkinliği yapılmadı. Şimdi bizim mevlütümüz bitti. Bu şimdi her sene şeyler başladılar mevlüde, kızlar. Vakıf olarak onun hizmetlerini zaten sürdürmek gibi bir amacımız var. Bu mevlütlere başlayalım. Dağları aşmış Gönelli Mehmet kuluna buradan rahmetler diliyoruz. Bu aziz Türk milletinin, bütün milletimizin varlığı ile Allah'ın ibadetleri kabul olan, nimetlere mazhar olanlardan eyle. Ve men aşakani aşaktuhu. Kim bana aşık olursa ben de ona aşık olurum. Aşkı kendisine yoldaş eden kişi, kainatta her şeyle dostluk kurar. Yaratılan her şeye muhabbet duyar. İlahi olana duyulan aşk, karşılıksız kalmayacaktır. Şimdi o vefat edince, dediler ki Hacı anne ne oldu, sen burası, senin kimsen yok. Gelin yok, kızın yok, bir şey yok. Burada yalnızsın, aç burası. Hayır dedim, istemem. Dedim ki benim hocam yok burada. Benim işim dedim, İstanbul yok artık yani. İstanbul'da benim ne işim var? Eşyayı dağıtmışımdır bilen, çoğunu dağıttım eşyaları, ne varsa. Yani bırakacağım artık, hiç İstanbul'a gelmeyeceğim. Ama yanda yine burada evdeyim böyle İstanbul'da. Bir de baktım hocamız geldi köşeye kürsü kurdu böyle. Nasıl mozaik taşlarla böyle öyle kürsü. Mozaik taşlarla böyle 5-6 merdiven çıkıyor öyle oturuyor orada. Aa rüya. Hemen kızıma dedim telefonu Zeliha. Ben dedim evi dağıtmaya uğraşıyorum dedim. Hoca efendi geldi kürsü kurdu. Aa anne diyor şimdi orada bana. Anne uğraşma dedi, işte dedi gelmiş, yani o orasını aç diyor. Bu sefer arkadaşlara görüşüyoruz şöyle. Ha bak dedim, işte onlar da böyle kızgın. Açıyorum, açıyorum artık dedim, aç. Kızgın, kızgın. Ha böyle resmen. Açıyorum, açıyorum. Ama dedim size dedim, bir çorbadan başka bir şey yapmam, haberiniz olsun. Aman diyorlar onlar da. Sen diyorlar çorba da yapma, yeter ki aç orasını, çorba da yapma diyorlar bana. Ve men aşaktuhu kateltuhu. Kime aşık olursam onu ifna ederim. Ona karşı iki ben olamaz. Oraya iki ben sığamaz. Sen de ben diyorsun, o da ben diyor. Ya sen onun önünde öl, ya o senin önünde ölsün de ikilik kalmasın.
90'lı yılların başı, 92 falan, 91'in sonu 92, o yıllar. Hocamız hayatını hizmete adamış, insanlığa adamış, vakfetmiş. Çok kıymetli bir insan. Yaşlıları her sabah kendim götürsem, çorba versem derdi kendisi mübarek. Onun üzerine bu vakıf kuruldu aslında. Vakıf kurulması aşamasındaki süreçte Müzeyyen annemiz ayrıca vakfımızın kurucu üyelerinden bir tanesiydi. İlk kurucular konumuza başkanlık etmişti. İlk vakıf kurucumuz Emine anne tarafından bir sloganımız vardı, onun tarafından bulunan Çınardan Filize. Bu Çınardan Filize, Çınar Müzeyyen anne gibi vakıfta varlığını gösteren yaşlı teyzelerimiz için söylenen bir sözdü. Filiz de şu an ne kadar yaş aldığımızı bakmasanız da o zamanlar ilk tanıştığımızda biz Filiz'dik. Men kateltuhu fe aleyye diyetuhu. Kimi ifna edersem diyeti banadır. Onun güzel isimleri bütün nesnelere tecelli eder. Bu tecelliyi fark eden aşıkların gözünden perdeler kalkar. Namaz ve infak diyor. İnsanlardan Cenab-ı Allah'ın beklediği demek ki o. Namaz, büyük kitaplarda diyor. Namaz ve infak. Dönüyor diyor ki, infak diyor, kalbi açar. Kalbi temizler. Bak namaz demiyor da infak, vermek diyor yani. İnfak vermek işte. Peygamberimizin sözü var ya, hediyeleşiniz birbirinizi sevmek için. Peygamberimizin sözü. Hediyeleşin, verin yani, infak edin birbirinize. Seversiniz, insanlar birbirini sever. İnsanlar birbirini sevince de dünya dümdüz olur. Böyle kavgalı gürültü olmaz. Yani o da öyle vermek diyor. Namazdan daha ileri koymuş. Yani daha doğrusu namazdan daha ileri olan ahlakının güzel olması. İnsanlardan güzel geçinme. Gibi geliyor bana. Tabii namaz farz canım o. Zaten onu söylemeye bile gelmez. Namaz herkesin boynunun borcu yani. Allah'ın istediği şey o. Annem eşi, dostu, yakını öldüğünü duyduğu zaman ya diyor benim zamanım kısa kaldı. Ben daha çok nasıl ibadet edebilirim? Daha çok nasıl ibadet edebilirim? Daha büyük zatlar, daha büyük hocalar, hoca efendiler bu işleri nasıl yapmış? Gider sorar birine, abla sen bugün ne çekiyorsun tesbih, ne çekiyorsun? 100 çekiyorsa zamanını sorar, hangi zamanı yapıyorsun? O da hemen kendi ders vardır. Kendi dersine ilave etmeye uğraşır. Her şeyin bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Her şeyin ama. Sen iyi zannediyorsan onun kötü. Her şeyin iyi tarafı kötü. Ama ben her şeyin iyi tarafından bakarım. Mesela bir kadın kocasından, şimdi başka bir şey yok, kaynanasından, gelin kaynanasından, muhakkak onun güzel, kocasının güzel taraflarını söylerim, olmasa bile. Erkeğe de karısının güzel taraflarını söylerim, muhakkak insanın güzel taraflarından. Yani öyle alakam vardır. Hocamız gibi insanların birbirini sevmesini çok isterim. Ne olursa olsun. Ve men aleyye diyetuhu fe ene diyetuhu. Kimin diyeti benim üzerime olursa, onun diyeti benim cemalimdir. Hakk'a karşı duyulan aşkta, onu seven de, onun tarafından sevilen de ölümsüzdür. O sevgiye nail olanlar, iki alemde de dileklerine ermiş, İyi bir ad bırakmışlardır. Sevdiğim kulunun diyor kalbine bakarım. Kalbine sevgi veririm, aşk veririm. Onu melekeler de severler, korurlar. İnsanlar da sever onu diyor. Aslında seni seviyorum değilmiş o, Allah'ı sevmekmiş. Aslında öyleymiş. Hakikaten öyle. Evvela kendini de tattırırmış. Bilmiyorsun, anneyi seviyorsun, babayı seviyorsun ama seviyorsun işte yani. Ama büyüyünce o başka aşık. Onu da diyor Cenab-ı Allah, ruhlar yaratıldığı zaman bütün Cenab-ı Allah haddinden fazla peygamberimize sevgi depo etmiş. Oradan doğuyormuş o sevgi.
Peygamberimizi de seviyormuşuz yani. O sevgi peygamberimizden geliyormuş bize. Yaşlandıkça, yeni geldikçe, ya aklın başına geldikçe sevgi öyle peygamberimizden doğuyormuş. Sevgi Cenab-ı Hakk'a da tatlısın. O sevgi başka sevgi. Şimdi sevgimiz Cenab-ı Allah'a, hocamıza yani hocamızdan peygamberimize. İnşallah onlardan biri olacağız. Ümidimiz var ahirette. Şimdi de en son, bu son zamanlar 4-5 senede bu Eyüp Sultan'a çok gidip gelmeye başladı annem. Sabah namazları elinde imkanı varsa Fatih Camii'ne gidiyor. Fatih Camii'nden sonra Gönül Mehmet Efendi'nin mezarlığına gidiyor. Onu Türkiye'de büyük olduğu için Kur'an cemiyetine çağırmışlar. Diyor gittik diyor bir yere diyor. Biraz diyor dışarıda bir yer diyor. Gittik diyor. Bütün diyor sokaklarda küçük küçük yani kızlarla böyle başlarda aynı renk giymişler. Beyaz beyaz başlarda kollarında diyor şeyler diyor. Sokaktan gidiyorlar nereye gidiyorlarsa. Gidecekleri yere gidiyorlar. Ben onları diyor görünce diyor. Acaba ya Rabbi acaba bunların böyle çalışmalarında okumalarında benim de hakkım var mı diye kalbimden geçti diyor. Yani kendisi yani böyle zorluklarla Kur'an okutuyor mübarek ya. Öyle derken ben de kalbimden diyorum ki ona, ah hocam tabii siz olmasaydınız o zaman olmazdı kalbimden diyorum. Öyle deyince daha ben kelamı bitirmeden dedim ya ona kalbimden böyle. Yürü ana pazarı yürü, durma yürü, koş, koş demez mi Allah aşkına? Koş yürü 3 defa. Koş yürü dedi hocam, ay canım benim. Elhamdülillah hala koşmaktayız.